burada genç gazeteciler başta olmak üzere basın meslek örgütlerinin çok önemli bir rolü var. Meltem az önce anlattı Metin'in gözaltına alındığı sürecini. Metin Göktepe davasında gözaltına alındığı inkar edildi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, savcıları, başbakanı, İçişleri Bakanı inkar etti ve bir mücadele sonucu bu itiraf edilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu yönüyle de her ne kadar biz dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Teoman Lüsan, Orhan Taşanlar, İçişleri Bakanı, bunların hepsinin aslında yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yanıyla eksiktir ama belli sayıda polisin öldürme fiiline katılmış olanların yargılanmış olması bakımından da kazanılmış bir dava özelliği de var. Ve bugün 26 yıl sonra tekrar ağır ihlallerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Türkiye her ay enflasyon raporu gibi, verileri gibi basın üzerindeki hak ihlallerinin ne dair raporların yayınlandığı ülkelerin başında geliyor ne yazık ki. Hala onlarca gazeteci cezaevinde, her gün gazeteci davası var. Ve az sayıda televizyon var iktidarın güdümünde olmayan. Her hafta onlara çeşitli gerekçelerle rütüp cezaları veriliyor. Basın ilan kurma ablukası var iktidarın denetleyemediği basın üzerinde. Bir yalan iktidarı sürdürülmeye çalışılıyor. Burada halkın haber alma hakkı son derece önemli. Metin'in bıraktığı miras bugün bizim gazeteciliğe ışık tutuyor diye Evrensel'in sür manşetinde kullandığımız cümle aslında Türkiye Gazeteciler, sınır tanımayan gazeteciler derneği Türkiye temsilcisi arkadaşımız sevgili Erol Önderoğlu'nun da sözü. 6 yıl sonra bugün Metin haber verirdi bize. Şimdi biz aslında memleketten biraz haber vereceğiz Metin'e. 26 yıl önce bugün şu saatlerde Metin öldürülmüş, tutsakların cenazesini izlemek üzere hala yaşıyordu, aramızdaydı. Ne yazık ki gerçeği öldürmek isteyenler tarafından gözaltına alınıp katledildi Metin. Önce inkar ettiler, Fatih bahsetti zaten. Ancak sadece gazeteciler değil, onların mücadelesi çok kıymetliydi ama bütün ülke halkının, bütün temsilcileri, STK'lar, sendikalar ve başta annem olmak üzere bu davanın bitmeyeceğini, katillerin yargılanmadan bitmeyeceğinin mesajını hep verdi. Dolayısıyla ülkede 1909'dan beri öldürülen gazeteciler için de davası görülmüş, istediğimiz gibi sonuçlanmasa da ceza almış katillerin olan tek davaydı.